Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün yanımda devasa bir 3D yazıcı var. Creality'nin CR10 Smart Pro inceleme konuğumuz olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Creality'nin birçok 3D yazıcı modelini sizler için incelemiştik. Örneğin Sermon V1 ve Sermon D1 vardı. Bunun dışında Halot One ve CR6 SE gibi modellerini incelemiştik. Fakat bu aralarında incelediğimiz en gelişmiş özelliğe sahip 3D yazıcıları olduğunu söyleyebiliriz. Creality CR10 Smart Pro modeli önceki modellerde de karşımıza çıkan özelliklerin hepsini bir araya getirmiş ve bize en gelişmiş 3D yazıcı deneyimini sunmayı amaçlamış. İlk olarak yazıcımızın tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında ise teknik özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle devam edeceğiz. İlk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimizde yüksek bir görünüme sahip bir cihazın karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 66-67 santimlik bir yüksekliği var. Bunun yanı sıra büyükçe bir tablamız var. Yan tarafta giriş çıkışlarımız, ekstradan yanında bir kameramız. Az sonra bu kamera kısmına da geleceğiz. Ön tarafta bir ekranımız yer alıyor. Arka tarafta da güç girişimiz yer alıyor. Filamentimizi ise üst tarafta bulunan tutacağa koyuyoruz. Bunun da zaten detaylarına geleceğiz. İlk olarak yan taraftaki giriş çıkışlarından başlayalım. Bir internet girişimiz yer alıyor. Bir USB girişimiz. Bunu kamera için kullanıyoruz. Bir Type-C girişimiz. Bir de güç tuşumuz yer alıyor. 3 farklı bağlantı türü var Creality CR10 Smart Pro modelinde. Örneğin LAN girişi üzerinden internete bağladığınız zaman telefonunuz üzerinden bir bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Buna önümüzdeki dakikalarda da geleceğiz. Yani telefonumuz üzerinden bir eşleştirme mümkün hale geliyor ve buradan yönetme de mümkün hale geliyor. Yan tarafında bir kamera girişi yer alıyor. Yapay zeka bir kameramız var. Bir de Type-C girişimiz yer alıyor. Bunların yanında ise bir güç tuşumuz yer alıyor. Şimdi üst tarafa geçiyoruz. Üst tarafa baktığımızda bir aydınlatma ledinin olduğunu görüyoruz. Burada yan tarafta switch sayesinde bu aydınlatma ledini kapatıp açabiliyoruz. Özellikle baskı alırken veya bu kamerayı yan tarafa bir yere koyduğumuzda daha net bir görüntü sağlaması için bu ışığın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafında ise güç girişi yer alıyor. Bunun dışında ön tarafta da bir ekran panelinin olduğunu söyleyelim. Ve diğer Creality modellerinde alışık olduğumuz çekmecemiz yer alıyor. Bunun içerisinde yine baskı esnasında kullanabileceğimiz ve kurulum esnasında kullanabileceğimiz aletler yer alıyor. Hazır kurulum demişken kutu içeriğinden bahsettik. Şimdi gelelim yazıcımızın kurulumuna. Yaklaşık 7 farklı parça olarak geliyor. Ve şu anda ekranda da görüyorsunuz, kolay bir şekilde kurulumunun sağlandığını söyleyebiliriz. Zaten içerisine gelen kitapçık sayesinde nasıl kurmamız gerektiğini görebiliyorsunuz. Yani daha öncesinde bugüne kadar ofise gelen 3D yazıcıları ben kurmamıştım arkadaşlar. Yani bu konuda bir tereddütüm vardı. Acaba kurabilecek miyim? Yani 5-6 parçadan oluşuyor. Ya tabii 5-6 parça dediysem çok da Lego gibi değil. Yani bu ana iskelet var arkadaşlar. Bunun dışında ufak tefek yok. İşte şu arka taraftaki destek demirleri olsun. Veya üst taraftaki filament tutucu olsun. Yani ufak tefek şeyler. Ön taraftaki ekranı falan gibi ufak parçalar ayrı ayrı geliyor. Yani 7 parçayı çok da paramparçaymış gibi düşünmeyin. Çünkü 10 dakikalık bir süreçte ben rahatlıkla montajını yaptım yazıcının. Bu yüzden daha önce hiçbir 3D yazıcı kurmamış olsanız bile bu modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Zaten kitapçığında yazdığı için herhangi bir zorluk yaşamayacağınızı düşünüyorum. Hazır bu çubuklardan bahsetmişken ne işe yaradığından da bahsedelim. Bu metal çapraz çubuklar arkadaşlar yüksek hassasiyetli baskılarda doğruluk payını arttırıyor. Alt tabloya baktığımızda yalnızca ileri ve geri hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani baskı esnasında ileri ve geri işlevini alt tablo gerçekleştiriyor. Üst tarafta yani bu nozzle dediğimiz filamentin çıktığı ısıtıcının olduğu bölümde ise hem sağa sola yönlendirildiğini hem de yukarı aşağı yönlendirildiğini görüyoruz. Yani baskı alırken sağ sol işlemleri ve yukarı aşağı işlemleri üst tarafta gerçekleşirken ileri ve geri işlemleri alt tarafta gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir yapıya sahip olduğu için büyük baskılar alabiliyor. Ve küçük ve ayrıntılı baskılar da alabilen bir teknolojiye ve yapıya sahip. Bu yüzden bu cihazda gerçekleşecek olan sarsıntıların
minimuma indirgenmesi çok önemli. Zaten tabanında sünger yapılara yer verilmiş fakat bu durumda dahi ufak tefek sallantılar olabilir. Çünkü büyük bir alet olduğu için buradaki metal plakalar esneme yapar mı yapmaz mı şüphesi ufak tefek sorunlara yol açabilir. Bu yüzden Creality CR10 Smart Pro modelinde arka tarafında üst metali alt kasaya bağlayacak metal direkler oluşturmuş. Bu metal direkler de yine kutu içeriğinde demonte olarak geliyor. Biz yerleştiriyoruz. Peki bu metal direkler ne işe yarıyor diye soracak olursanız hassas baskılarda herhangi bir sallantı olmasını engellemeyi amaçlıyor. Evet, tasarım ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Üst tarafına baktığımızda ise burada filamenti koymak için ekstradan bir plastik yer bulunuyor ve bunun yan tarafında bir sensör yer alıyor. Filament geçtiğinde zaten üzerindeki ışık yanıyor. Olası durumda hani geri çekmek, ileri itmek gibi işlemleri bu taraf gerçekleştirse de buradan filamentin geçtiğini yine bu sensör üzerinden görebilirsiniz. Bunun dışında diğer Creality modelleriyle hemen hemen aynı tasarım anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ufak tefek kırmızı detaylar var ve bunun gayet hoş durduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda üzerinde bazı bilgiler yer alıyor. Örneğin bir kare kod yer alıyor. Bu kare kod sayesinde uygulamayı indirebiliyorsunuz ve bu uygulama üzerinden gerçekleştirebileceğiniz özelliklerden de az sonra bahsedeceğim. Tasarım ayrıntılarını değerlendirdik. Biraz ağır bir yapıya sahip ama genellikle zaten 3D yazıcıyı bir kere kuruyoruz ve kurduğumuz yerde sabit olarak kalıyor. O yüzden pek de ağır ya da hafif olmasının bir amacı olmadığını, bir önemi olmadığını söyleyebiliriz. Hatta şu anda kameranın yan tarafında bir 3D yazıcımız daha yer alıyor yine Creality'nin. Ve kurduğumuz gibi duruyor yani. Hiçbir şekilde yerini değiştirmedik. Bu yüzden ağır olmasının pek de bir önemi olmadığını söyleyebilirim. Tasarım ayrıntılarını inceledik. Dilerseniz hemen gelelim teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Creality'nin CR10 Smart Pro modeli FDM tipi bir baskı teknolojisine sahip. 300x400 mm'lik bir baskı boyutuna sahip olduğunu söyleyelim. 13.6 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan 3D yazıcı manyetik bir baskı tablosuyla geliyor. 1.75 mm'lik bir filament çapı yer alıyor. PLA, ABS, PETG, TPU, wood, karbon fiber ve PA türü filamentleri de destekliyor. Cihazın otomatik kalibrasyon özelliği olduğunu belirtelim. Aynı zamanda yapay zekalı bir kamerası yer alıyor. Ön tarafında 4.3 inçlik renkli ve dokunmatik bir ekranı yer alıyor. 350 watt'lık nominal güce sahip olduğunu da belirtelim. Aynı zamanda Türkçe'de dahil olmak üzere 9 farklı dil desteği bulunuyor. Evet, teknik özelliklerini inceledik. Şimdi gelelim biraz da kullanıcı deneyimine. İlk olarak seviyeleme olayından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere farklı Creality yazıcılarında farklı seviyeleme yöntemleri bulunuyor. Örneğin bu elle olabiliyor, otomatik olabiliyor. Fakat bu modelde hem elle seviyeleme hem de otomatik seviyeleme yapabilirsiniz. Alt tarafında bulunan çarklar ile diğer yazıcılardan da alıştığımız üzere farklı noktalarında seviyeleme yapıyoruz alt tarafına kağıt koyarak. Aynı zamanda bu seviyelemeyi yaptıktan sonra işinizi garantiye almak için oto seviyelemeye de basabilirsiniz. Bu tuşa da bastığınız zaman her köşe otomatik olarak geliyor ve ön taraftaki sensör sayesinde her tarafta aynı uzaklığı yakalayarak seviyeleme işlemini tamamlamayı amaçlıyor. Bu yüzden seviyeleme tarafında hassas baskılar konusunda hata payının minimuma indirgendiği bir teknolojiyle geldiğini, iki farklı seviyeleme türü sayesinde bu teknolojinin sağlandığını da söyleyelim. Aynı zamanda çıkarılabilir bir alt tablo yer alıyor. Bunu yine farklı modellerde de görmüştük. Özellikle yapışmaz bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun üzerine alınan baskının da çıkartılması için böyle bir yapıya sahip olmasının da avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin büyük bir baskı aldınız ve çıkarmakta zorlanıyorsunuz, yapışmış olabilir. Az bir şey esnettiğiniz zaman üzerindeki baskı zaten çıkıyor. Buraya da yapıştırılan bir yapıya sahip olduğu için, mıknatıslı bir yapıyla geldiği için kolay bir şekilde sökülüp takıldığını söyleyebiliriz. Hatta şöyle bıraktım, gördüğünüz gibi direkt mıknatısı kolayca yapıştı. Ön tarafında bir ekranı bulunuyor. Bu ekranın üzerinden seviyeleme ayarlarını, baskı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerine taktığınız SD kart ile attığınız baskı dosyalarını yine bu ekrandan yazabiliyorsunuz. Bunun dışında farklı ayarları da yine bu 3.4 inçlik ekrandan yapmak mümkün. Peki ben başka ne şekilde bağlanabilirim? SD kartı yerleştirebileceğimizi söylemiştik. Bunun dışında yan tarafında
tarafında bir Ethernet girişi yer alıyor. Bu Ethernet girişi sayesinde yine yazıcıya uzaktan erişmek mümkün hale geliyor arkadaşlar. Creative Cloud uygulaması sayesinde bu erişimi sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth bağlantısı da yer alıyor. Dilerseniz hazır yan taraftaki girişlere gelmişken bu kameradan bahsedelim. Burada bir kamera yer alıyor arkadaşlar. Peki bu kamera ne işe yarıyor? Bu kamerayı biz yan taraftaki USB girişine takıyoruz. Örneğin bir baskı alırken direkt kameramızı bu tarafa çeviriyoruz ve kamera otomatik olarak bu baskı alanını çekmeye başlıyor. Biz bu alanı terk ettiğimiz zaman, ofisimizi, evimizi terk ettiğimiz zaman baskı almaya devam ediyor mu? Baskıda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye kontrol etmek için kameramızı İnternete bağlı olan Creality yazıcımızdan görebiliyoruz ve Creality Cloud uygulamasına girip bu kamerayı açabiliriz. Hatta hemen bir deneyelim. Evet, uygulamamıza girdiğimiz zaman burada farklı ödüller var. Her gün girdiğimizde bize ödüller veriyor. Şöyle Workbench'e tıkladığımız zaman burada zaten CR10 modeli gözüküyor. Hatta bunun kamera tuşuna tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi kameramızı çevirmiştik. Hatta şöyle ışığımızı da yakalım. Işığımızı da yaktığımız zaman gördüğünüz gibi aydınlanma oldu. Telefonumuzdaki kamerada yani anlık olarak bu kamerayı takip edebiliyoruz. Baskımız ne halde kontrol edebiliyoruz. Bu yüzden bu kameranın da avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında diğer özellikleri de yine görebiliyoruz. Örneğin CR10 Smart Pro modelini gördük. Buradan dilim seçe tıkladığımız zaman buradan baskıyı alabiliyoruz. Veya alt tarafında Select TF Card File seçtiğimiz zaman da içerisine taktığımız hafıza kartı ile bir baskıyı seçip direkt baskıya başlatabiliyoruz. Üst tarafta nozül sıcaklığı, tablo sıcaklığı ve hızı yer alıyor. Bunun dışında diğer ayarları da yine taşıma, hız veya diğer kontroller, fan hızı, fan çalıştırma, led çalıştırma gibi özellikleri buradan gerçekleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi led'i ben buradan açtım ve geri buradan kapatabiliyorum. Yani her ayarı bu uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Hatta yeni bir yazılım geldiği zaman da buradan güncelleyebiliyoruz. Örneğin ben burada yeni bir güncelleme gelmiş. Burada güncellemeyi yap dediğim zaman direkt otomatik olarak yapabilecek. Yani ben yakın zamanda bu cihazı kurarken yapmıştım zaten ve sürekli güncelleme alan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir haftalık bir süreçte bile hemen bir güncelleme daha gelmiş. Hatta şu anda indirmeye başladı bile. Buradan dosyaları dilimleme kısmında direkt olarak bulut dilimleme üzerinden bulut üzerine yüklediğimiz dosyaları seçip yazdırmaya başlayabiliyoruz veya yerel yüklemeleri de görebiliyoruz. Yazdırma geçmişinde daha önce yazdırdığımız dosyaları görebiliyoruz. Yani Creality Cloud uygulamasının bize her türlü avantajı sunduğunu söyleyebiliriz. Yazıcımızın bütün ayarlarına bu uygulama sayesinde hakim olabiliyoruz. Evet arkadaşlar, incelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken baskı kalitesinden de söz edeyim. Biz şu ana kadar ufak tefek baskılar aldık CR10 Smart Pro modeliyle ama daha büyük baskılar da alacağız. Yani bu yazıcıyla aldığımız tüm baskılara özel bir videoda çekeceğiz ama şu anda aldığımız 2-3 baskının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani ön inceleme için, basit bir inceleme için alınan 2-3 baskının bile performansı başarılıydı. Tabii biz şimdilik farklı filamentler deneyeceğiz veya bastığımız ürünleri boyayacağız ve bununla ilgili size bilgilendirmeler de vereceğiz. Örneğin neyle boyanır, nasıl boyanır. Yani güzel baskı videoları gelecek arkadaşlar. Takipte kalabilirsiniz. Ama şu ana kadar bastıklarımızın da gayet tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat tarafına baktığımız zaman farklı sitelere bağlı olarak 16 bin lira, 18 bin lira arası bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki dönem dönem 15 bin liraya kadar düştüğü de olmuş. Belki de bu videoyu çektiğimiz tarihte söylediğimiz fiyattan daha da düşük olabilir. Bu yüzden Creality'nin CR10 Smart Pro modelini internetten araştırarak güncel fiyatını sorgulayabilirsiniz. Bu fiyatı alınır mı diye soracak olursanız baskı alanı ve baskı boyutu büyük olduğu için daha fazla şey basma adına daha avantajlı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber oto seviyeleme gibi başarılı bir özelliği var. Yani tek tek ben o köşesini getireyim, yok o vidasını sıkayım, onu öyle yapayım falan gibi uğraşmıyorsunuz. Çünkü bazı modellerde biliyorsunuz tek tek uğraşmanız gerekiyor. Ama bunda oto seviyeleme özelliğinin olması da önemli bir avantaj. Şurada ön tarafında bulunan sensör sayesinde otomatik seviyeleme işlemini rahatlıkla yapabiliyor. Bunun yanı sıra uzaktan bağlantı, telefondan bağlantı özelliğinin olması güzel. Yalnızca baskıyı durdurma anlamında değil, baskıyı başlatma konusunda da rastgele bulut ortamına bir dosya atıp onu bile basabiliyorsunuz. Yani ben daha önceden atayım da sonradan başlat tuşuna basayım gibi değil de durup dururken telefondan bir tane
STL dosyası gördüm. Ona hemen Creality Slicer'a atıyorum mesela. Ya da dilimlenmiş bir dosya örneğini buluyorum. Atıyorum direkt bulut ortamına. Bas diyorum ve otomatik olarak dilimleme işlemini yapıp basmaya başlıyor. Aradan bir iki saat geçiyor. Nasıl basıyor diye merak ediyorum mesela. Hemen tak kamerasından bakıyorum. Nasıl gidiyor baskı diye. Onu da kontrol edebiliyorum. Bu yüzden bu şekilde sunduğu özelliklerle fiyatının hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki büyük baskılarda sergilediği performansa göre daha da şekillenecektir bu fikrimiz. Ama büyük baskılarda da gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü baskı hassasiyetini korumak adına, hata payını minimuma indirgenmek adına bunun gibi ince düşüncelerin olması, daha büyük baskılarla Creality CR10 Smart Pro modeliyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Bu model hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Biz de sizler için kafanızda takılan her türlü soru işaretine yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.